Merhaba. Az önce Roma'daki Priscilla katakomplarında yürüdük. Şimdi ise parkta mezarların hemen üstünde duruyoruz. Roma'da birçok katakomp var. Ve bu yerler ilk Hristiyanların gömüldükleri yerler. Roma'da aynı zamanda Yahudilere ait katakomplar da var. Ve hatta bunlar daha da eski. Priscilla katakompları hemen hemen 10 kilometre uzunluğunda mezarlardan oluşuyor. Şu an bulunduğumuz parkın hemen altında dar geçit ve koridorlardan oluşan bir labirent. Yani hemen şurayı kazsak doğal tüfle karşılaşırız. Doğal tüf Roma'da sıklıkla bulunan yumuşak bir madde ve bunun içinde böyle bir kazı için son derece ideal. İlginç olan nokta şu ki geçit yolları hep birbirinin üstüne yapılmış. Katakomb bazı yerlerde üç kattan oluşuyor. Burası Roma'nın kuzeyi. Katakompların burada olmasının nedeni, Priscilla adında zengin bir Romalı kadının villasının burada olması. Görünüşe göre önce burayı ailesinin gömülmesi için bağışlamış, daha sonra ise Hristiyan cemaati buraya gömülmeye başlamış. 5. yüzyıla gelindiğinde pek çok kişi buraya gömülmüş. Hemen hemen 40 bin mezar var. Şimdi düşünün, son derece karanlık bir geçitten yürüyorsunuz. Alçak bir tavan, düzgün olmayan bir toprak zemin. Dar koridorun her iki tarafında sadece bir insan bedeni sığabilecek büyüklükte yatay nişler var. Bazıları çok kısa, çocuklar için yapılmış. Bazıları ise daha uzun, muhtemelen yetişkinler için. Ve pek çoğu birbirinin üzerine yapılmış. Daha zengin olanlar lahitlerinin sığabileceği kadar daha büyük bir alan kazmışlar. Ama mezarların çoğu yoksullar için. Hemen basitçe birer kefene sarılarak raf benzeri aralıklara yerleştirilmişler. Sonra da birer mermer parçasıyla ya da daha yoksullar için pişmiş topraktan tuğlalarla üstleri kapatılmış. En sonunda da hepsi bir kat alçıyla kaplanmış ve bu da sıklıkla boyanmış. Daha büyük odalar kubikulum olarak adlandırılıyor. Ölülerin yerleştirildiği yatay raflara ise lokuli deniyor. Şimdi ziyaret ettiğimizde bütün mezarlar boş ve açık. Bence bu mezar soyguncuları ya da kutsal emanet arayan insanlar tarafından yapılmış. Bu bir bakıma mantıklı çünkü burada gömülü olanlardan bazıları Hristiyan şehitlerdi. Sadece Hristiyan olmaları nedeniyle öldürülmüşlerdi ve onların kalıntılarının kutsal önemi ve gücü olduğuna inanılıyordu. Bu mezarlarla ilgili efsaneye göre Hristiyanlar zulüm altındayken dini ibadetlerini buradaki gizli yerlerde yapıyorlardı. Ama bunlar sadece mezar. Toplumdaki Hristiyanlar tarafından iyi bilinen yerler. Ayrıca Hristiyanların zulüm gördüğü zamanlar olduğu gibi kısmen hoşgörüyle karşılandığı dönemler olduğunu da unutmamalıyız. 313 yılında Konstantin Milano fermanını yayınladıktan sonra Hristiyanlık Roma İmparatorluğunda serbest bırakıldı. Mezarlar sanki sonsuza kadar gidiyor. Geçitler ikiye ayrılarak mezarlar gözün gördüğü yere kadar uzanıyor. Burada esas önemli olansa Hristiyan sanatının ilk örneklerini burada bulmamız. Sanat tarihçileri hep Hristiyanlığın 200 yıldan fazla zamandır var olmasına rağmen neden Hristiyan sanatı olmadığını merak eder. Acaba günümüze ulaşmamış olabilir mi? Ya da belki sanatta henüz bir Hristiyan dili geliştirilmemişti. Ya da belki 10 emirden ikincisinde suret yapmanın yasaklanmış olması nedeniyledir. Gerçekten de Roma İmparatorluğunda suret yapma ve insanların ve tanrıların suretlerini yapmak çok yaygındı. Ve Hristiyanlar kendilerini paganizmden bu şekilde ayırmak istemiş olabilir. Belki suret yapmamak bunun yollarından biriydi. Kesin olarak bildiğimiz şu ki, Bulduğumuz ilk resimler 3. yüzyıldan yani 200'lerden kalma ve Hristiyan sanatının ilk örneklerinden bazıları aslında burada, Preşilla katakomplarında. Meryem ve Çocuk İsa'nın bilinen ilk örneği olduğunu düşündüğümüz resim de burada. Çocuğunu emziren bir anne ve anne ile çocuğu işaret eden bir başka figürden oluşuyor. Sanki elinde de bir kitap var. Eğer öyleyse bu resim Batı sanatı tarihinde bin yıldan fazla bir süre için son derece yaygın olacak bir konunun en erken örneği. Bence burada gördüğümüz pek çok sahne Hristiyan ikonografisinin, Hristiyan sembolizminin ilk keşifleri. Hem resim olarak hem de oyularak her iki türde de yapılmış. Ayrıca mezarların içinde oraya gömülen insanlara hitaben pek çok yazı da var. Hristiyan sembolleri de bu yazılara eşlik ediyor. Mesela burada bir çıpa var. Bu güvenli liman anlamına geliyor ve kurtuluşu simgeliyor. Ayrıca balık resimleri de var. Bu da İsa'ya atıfta bulunuyor. Burada kurtuluşla ilgili eski ve yeni ahitten Hristiyanlığa özgü konuları da görmeye başlıyoruz. Bunu özellikle Yunan şapeli olarak adlandırılan küçük kubikulumda görmek mümkün. Aslında bu bir şöpel değil ve Yunanlarla ilgisi de yok. Bu ismi almasının nedeni burada birkaç Yunan harfinin olması. Tüm mezarlarda hem Yunanca hem Latince yazılar bulunuyor. Burası sanat tarihçilerinin birinci stil Roma duvar resmi olarak adlandırdıkları tarzda yapılmış. Yani önce alçı sıva yapılmış, daha sonra mermer levhayı andıracak şekilde boyanmış. Yani oldukça zengin bir mekan olması için çaba gösterilmiş. Burası bu mezarların en eski bölümlerinden biri olmalı. Çünkü Priscilla'nın sahibi olduğu esas evin temeline bitişik. Bayağı süslü ama aynı zamanda da küçük. Muhtemelen aile üyelerine ait birkaç lahit vardı. Bu alanda ölen kimseyi anmak için bir yemek de verilirdi. Duvarlarda pek çok sahne var. Eski ahitten sahneler var. Yeni ahitten sahneler var. Bunlar ilahi takdirle, inançlarından dolayı zulüm gören kişilerle ilgili. Mesela İncil'in Daniel bölümündeki kızgın fırına atılan üç gencin hikayesi gibi. Eski ahitteki bu hikayeye göre bu üç genç altından bir pagan idoline tapmaları için zorlanmış. Reddedince de diri diri yakılmalarına karar verilmiş. Ancak sonunda kurtarılmışlar. Bu konunun inançları dolayısıyla zaman zaman zulmedilen ilk Hristiyanlar için neden bu kadar cazip olduğunu görebiliyorsunuzdur, değil mi? Burada ayrıca Yeni Ahit'ten sahneler de var. Şu mesela üç kralın tapınması. Bu da Lazarus'un diriltilmesi. Bunlar İsa'nın hayattayken yaptığı mucizeler. Erken Hristiyan tasvirlerinde İsa'nın öğretileri ve meydana getirdiği mucizeler sıklıkla vurgulanır. İsa'nın çarmıha gerilmesi ya da dirilmesi gibi daha tanıdık konular gerçekten daha sonra ortaya çıkıyor. İsa peygamberin kurban edilişi bir sahnenin tasvirinin değiştirilmesine iyi bir örnek. Bakın bu eski ayetten bir sahne ve burada sadece kısmen görülüyor alt kısmı tahrip olmuş. Ama geri kalan kısımda İbrahim merkezde ve İshak da sağ tarafta odun taşıyor. Bu daha sonraki Hristiyan sanatında İbrahim'i İsa'ya kurban etmek üzereyken gösteren tasvirlerden farklı. Bir melek İbrahim'in bileğinden tutup durduruyor. Şimdi ilk Hristiyanların neden eski ahitten İbrahim ve İshak hikayesini resmettiklerini sorabilirsiniz. İlk Hristiyanlar İbrahim ve İshak hikayesine sanki İsa'nın hikayesi gibi bakardı. Yani İbrahim'in oğlunu kurban etmeye gönüllü oluşu, sanki Tanrı'nın tek oğlu İsa'yı insanlığın kurtuluşu için kurban etmek istemesinin benzeri olarak görülüyor. Buradaki en ilginç sahnelerden biri ekmeğin bölünmesi sahnesi. İlk başta sanki son yemek gibi görülebilir. Natürmort'ta olduğu gibi nesneler resmedilmiş. Uzun bir masa ve arkasında oturan yedi adam var. Yani burada 12 havari ve İsa yok. Aynı zamanda içi ekmek dolu yedi tane de sepet var. Bir tarafta üç, diğer tarafta dört tane. Masanın üstünde de balıklar var. Yani burada sadece komünyon ayinine değil, ekmek ve balıkların çoğalması mucizesine de bir atıf var. E bunların her ikisi de İsa'nın hayattayken gerçekleştirdiği mucizeyle ilgili. Ve bu da erken Hristiyan ikonografisinde tipik bir durum. Ama aynı zamanda belki de ayine de yani ekmek ve şarabın İsa'nın eti ve kanını sembolize ettiği komünyon ayinine de bir atıf var. Burada gördüğümüz aslında Hristiyan ikonografisinin yaratılışı. Bunlar daha tam olarak düzenlenmemiş netleştirilmemiş sahneler. Ama bu tasvire bakmak, masanın üzerindeki tabakların giderek küçülmesini görmek gerçekten olağanüstü. Bu da bize bu insanların iyi yapılmış Roma duvar resimlerine erişebilir olduğunu gösteriyor. Üzerinde konuşmak istediğim bir diğer kubikulum ise örtülü kadın kubikulumu. Bu ismin verilmesinin nedeni burada başı örtülü bir kadın tasvirinin bulunması. Aslında bunların hepsi aynı kadın. Üç kez resmedilmiş. Yani ölünce buraya defnedilen kadın. Solda onu evlenirken görüyoruz. Oturmakta olan rahip tarafından evlendiriliyor. Sağ tarafta ise bir koltukta çocuğuna bakarken görüyoruz. Ve bence bu koltuk doğum için kullanılan bir koltuk. Evliliğiyle, anneliğiyle ilgili sahneler var. Tam ortada ise bu sefer daha büyük bir tasvir var ve burada sanat tarihçilerinin orant dedikleri pozda. Bu dua eder pozisyon, kadının ölümünden sonrasını ve yeniden dirilişin temsil ediyor. Tüm bunlar kubikulumun arka tarafında ay şeklindeki bir aralığın içinde yer alıyor. Belli ki buradaki kadın, ailesinin kendisinin ölümünden sonra kutlu bir yaşama olacağına dair umudunu temsil ediyor. Gözleri yukarı, cennete doğru bakıyor. Bu açıkça kurtuluşuna ve cennetteki yerine dair bir resim. Ancak resim çok iyi bir durumda değil. Ama yine de yüzündeki bazı özelliklerin ne kadar özenli betimlendiğini fark edebilirsiniz. Bakın, çenesinin hemen altındaki gölge bir illüzyon hissi vermiş. Elleri her ne kadar vücuduna oranla çok büyük olsa da yüzü son derece doğal bir şekilde resmedilmiş. Ha bir de şu an bu resme elektrik ışığı altında baktığımızı unutmamalıyız. Bu şüphesiz ki bir yağ kandilinin kısık ışığı altında resmedildi. Aslında tüm yeraltı mezarları boyunca bu lambaların konması için küçük yerler, belli boşluklar var. Bu odadaki en büyük resim tavanın alçak kubbesinde yer alıyor. Burada merkezde İsa iyi çoban olarak resmedilmiş. Etrafında biri omuzlarının üstünde olmak üzere üç tane keçi var. Kontropostoyu anımsatan bir duruşu var. Belli ki bunu yapan ressam Roma heykeli ve belki Roma resmine aşinaydı. İsa genç olarak tasvir edilmiş sakalı yok. Hemen yanında üzerinde güvercinler olan iki tane ağaç var. Burada bir çoban nasıl sürüsüne iyi bakarsa İsa'nın da onu takip edenlere o kadar iyi bakacağı düşüncesi var. Her ne kadar İsa doğal bir şekilde dursa da, ortadan cepheden iki tarafında keçiler ve yine iki tarafında çalılar ve güvercinlerle resmedilmiş. Yani son derece simetrik bir resim. Ve bence bu şekilde sanki insanüstü, semavi bir görünüşü var. Ayrıca Merkezdeki daireyi çevreleyen semboller de var. Bakın burada tavus kuşlarını görüyoruz. Sonsuz yaşamın sembolü. Yerde yürüyen diğer kuşlarsa sanırım bıldırcın. Yeryüzünün sembolü. Yani İsa dünyevi ile uhrevi arasında. Ayrıca dört köşede zeytin dalıyla güvercinler var. Evet, burada Hristiyan sanatının muhteşem geleneğine dönüşecek şeyin ilk adımlarını görüyoruz. Hoşçakalın.